Merhaba, hoş çok bulduk. Güzel oldu. Öyle, burası artık benim evim oldu zaten. Ben buraya geldiğimde çok rahatsızdım. Yani çok rahatsızlıklarım vardı ve tam hiç kimse tam ne olduğunu doktorlara da gidiyordum. Ve tam ne olduğunu anlayamıyorlardı. Damar sistemimde rahatsızlıklar vardı, tansiyonum çok yükseliyordu, durup dururken çok düşük tansiyonlu olmama rağmen inip çıkmalar başladı. Sıkıntılı bir devreydi yani. İşte o zaman bu çok sevdiğim bir dostum, o da buradaydı. Ve bana dedi ki gel bir göreyim seni dedi. Ve ona geldiğimde dedi ki Semiramis'cim burada enteresan bir şey o. Çok ileriye açık bir doktor dostumdur o da. Enteresan şeyler oluyor burada. Beni de enterese ediyor deyince tanış istersen. Ben daha dedi şey yapmadım, karar vermedim ama duymanı isterim. Çünkü ben hep alternatif tıbba açık bir insandım, bilir beni. Yalnız alternatif tıp değil, bir de artık dünyanın öyle bir yere gittiğini ben öyle hissediyorum. Şahsa özel tedaviler olması lazım diye düşünüyorum. Ve Ali Bey'le tanıştım. Ali Bey'le tanıştım ve dedim ki ben bu yolda devam edeceğim. Ve ondan sonra onun ne yaptığını, nasıl hastalıklarla, insan vücuduna, sağlıkla, sağlığa nasıl baktığını gördüm. Ve çok etkilendim. Öyle başladım. İyi ki başlamışım. Çünkü ondan sonra ki bir ay, iki ay filan ciddi, çok da ciddiye alırım ben böyle şeyleri. Çok ciddi bir tedaviye girdim. Sonra uzun zaman görmediğim arkadaşlarım falan, ah Semiramis ne oldu sana? Ne kadar iyi görünüyorsun. Bu arada da kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Yani o rahatsızlıklarım yavaş yavaş yok olmaya başladı. Kendimi iyi hisseder oldum. Ben kendimdeki görüntü değişikliğini her gün insan kendi aynaya baktığı için görmüyor. Ama başkası gör, ne yaptın sen, ne kadar iyi görünüyorsun filan. Dedim böyle böyle bunu yapıyorum filan. Her neyse, bu yolculuk inanılmaz güzel bir yolculuktu benim için ve hala da devam ediyorum gördüğünüz gibi. Çünkü inanıyorum, kendim görüyorum neticesini. Yani buradaki aldığımız takviye edici ilaç diyemeyeceğim ona, takviye edici likitler, tedaviler beni ciddi etkiliyor ve çok çok iyi hissediyorum ve ben gitmedim. Dünyada böyle bir yer var mı bilmiyorum. Bunun yakınında olan yerlere gittim, çok gittim tabii. Hakikaten mukayese edilecek gibi diye ve ben çok iftihar ediyorum. Çok mutluyum. İnşallah benim gibi düşünen insanlar bunun farkında olurlar. Size bir hafta veriyorlar. Bir haftada ne olabilir ki? Yani bir temizlik yapılıyor deniyor ve dünyanın da parasını veriyorsun. Bir haftada her şeyden bir tane ozon, bir tane bağırsak temizleme, bir tane her gün masaj yapıyorlar. Tamam, banyolara giriyorsun mesela, çok güzel. Yalnız banyoya atıyorlar seni, çıkıyorlar odadan. Ne tansiyonunu alıyorlar girmeden önce, acaba tansiyonun düşümü orada kaysan bu olsan kimsenin haberi olmayacak. 15 dakika sonra geliyor çünkü kadın. Bunlarla mukayese ettiğin zaman müthiş bir fark tabii. Ve bir haftada sen çok temizlendim zannedip 1-2 kilo da verip çıkıyorsun oradan. Ama çok da detoks oldum filan diyorsun. Yok öyle bir şey yani. Şimdi burayı gördükten sonra onu çok daha iyi anlıyorsun ki yok öyle bir şey yani. Ve yani burada ne bileyim her şey o kadar dikkatli yapılıyor. Doktorların her gün takip etmesi, tansiyonuna bakması, girmeden evvel, girdikten sonra, ondan sonraki masajının şekli, ondan sonra yapılacak işler. Her şey çok güzel takip ediliyor. Ve ben yani hakikaten hiç görmediğim bir şey yaşadım burada. Ve çok mutluyum ve yaşamaya da devam ediyorum. İnşallah her zaman da devam edeceğim.
Bende de tabii ki çok güzel bir tarama oldu. Orada zaten o beni çok etkiledi. Çünkü kendi organlarını, şimdi benim öyle bir hani kök hücre yahut da bilmem ne diye değil. Ben tamamen sağlık olarak aldığım için, buraya başlama sebebim sağlık olduğu için öyle detaylara hiç girmedim. Ama doğrudur. Tarama süreci çok önemliydi. Ben ona çok önem veriyorum. Yani bazı insan belki farkında olmuyor yapılan şeyi. Ama işte bunların biraz bilincinde olmak lazım. Yani dediğim gibi ben bunlara çok açık olduğum için aşağı yukarı bir fikrim vardı bu tür çalışmalarda. Onun için beni çok etkiledi. Ve bu da çok yapılan bir şey değil, biliyorsunuz. Yani dünyanın her yerinde yapılan bir şey değil. Biraz evvel size bahsettiğim kliniklerde, klinik diye konuşulan yerlerde böyle şeyler yapılmıyor ki. Giriyorsunuz, tansiyonunuza bakıyor, işte size bilgi soruyor. Nedir derdiniz, daha önce probleminiz var mıydı bilmem. Şimdi burada bakım şekli çok çok etkileyici tabii ki. Ve onun için de ben de etkilenip buraya başladım zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, o süreç çok önemli. Tabii ki dediğim gibi bilinçli olmak lazım. Yani insan kendine bir yere teslim ederken o insanlara da güvenmesi lazım. Burası da çok, benim için çok güvenilir bir yer sağlık konusunda. Yer çok hijyenik, her zaman öyleydi. O beni etkiledi, bir. İki, buradaki çalışan bütün arkadaşların sadece zarafetini, sadece güzel ilgisini, sadece sevgiyle yaptığı işi gördüm. Ama herkes öyle. Buraya gelip de bunu farkında olmayana şaşarım. Buradaki doktorların hepsi çok güvenilir candan. İşini sevgiyle yapan insanlar, o görülüyor yani. Ve hem sevgiyle, hem bilinçli, hem takipleri, her şeyi. Çok mutluyum. O konuda da çok mutluyum. Her şey çok güzel. Ve çok güzel olacak.